Arkadaşlar merhabalar ben Seren Hoca. Köklü sayılarda ikinci videomu çekiyorum sizlerle birlikte. Çarpma bölme işleminde kalmıştık. Şimdi A, B, pozitif reel sayı derse ve kök A çarpı kök B çarpı kök C dediğinde aynı kök içerisine alıp A çarpı B çarpı C diye yazabiliyorum. Aynı şekilde arkadaşlar kök A bölü kök B dediğinde ikisi de ikinci dereceden kök olduğundan kök A bölü B şeklinde yazabiliyorum. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili bir örnek yapalım. Bununla ilgili örneğimizde kök, 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 kök 10 çarpı kök 4,9 eksi kök 0,9 demiş. Kök 10 çarpı kök 49'u kök 49 bölü kök 10 diye yazalım. Eksi kök 9 bölü kök 10 diye yazalım. Kök 10'u hem bununla hem bununla çarparsam Kök 49 biliyorsunuz 7 idi. Kök 10 kök 10 sadeleşti. 7 kaldı. Kök 10 kök 10 gitti. Kök 9 3 geldi. Ve cevabımız 4 olmuş oldu arkadaşlarım. Bununla ilgili bir sonraki örneğim. Kök 72 bölü kök 8 artı kare kök 25 bölü 9. Şimdi arkadaşlar köklerimin dereceleri aynı olduğundan ben bunu kök 72 bölü 8 artı biliyorsunuz ki 25 bölü 9 dediğim ifade 5 bölü 3'ün parantez karesidir. 72 bölü 9 kök 9 artı kare ile kare kök gitti. Mutlak 5 bölü 3 kök 9 dediğim 3'ün karesi. 5 bölü 3'ün mutlağı 5 bölü 3. Kareyle kare ile kare gitti. Mutlak 3 artı 5 bölü 3. 3 artı 5 bölü 3. 3 kere 3 9. 5 daha 14 bölü 3 cevap olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bir sonraki örneğim. Kök içinde 12,1 artı kök içinde 0,9 bölü. Kök içinde 14,4 4 eksi kök içinde 2,5. Kare kök içerisindeki 12,1'i ben 121 bölü 10 diye 0,9'u 9 bölü 10 diye 144 bölü 10 diye ve arkadaşlar 25 bölü 10 diye yazarım. 121 11 diye kök 10 artı 3 bölü kök 10 bölü 12 bölü kök 10 eksi 5 bölü kök 10 14 bölü kök 10 bölü 7 bölü kök 10 birinci aynen ikinci ters çevrilip çarpıldığında 14 bölü 7'den aradığım cevap 2 gelmiş olur arkadaşlar. Evet bir sonraki örneğim kök 12 bölü 25 çarpı kök 27 çarpı karekök iki buçuk bölü karekök 0,9. Şimdi arkadaşlar dikkat edeceğiniz üzere buradaki köklerin derecelerinin hepsinin 2 olduğunu görürsünüz. O halde ben kocaman bir kök yazıp 12 27 2 buçuk bölü 25 0,9 diyebilirim. Şimdi birinde 2,5 birinde 0,9 var. Bundan bir virgül kaydırırım. Bundan bir virgül kaydırırım. Yeni sayım 12, 27, 25 bölü 25 çarpı 9. 25'lerin gider. 27'yi de 9'a bölersin. 3 karekök 36. 36 6'nın karesi. Kare ile kare kök gitti. mutlak altı. Mutlak altı dediğin değerde 6 çıkmış olur arkadaşlar. Evet bir sonraki örneğim 25. örnek. Kare kök içerisinde 0,04 artı 1,69'un kare kökü bölü 2,25'in kare kökü. 0,04 dediğimiz sayı 4 bölü 100'dür. 1,69 dediğimiz 169 bölü 100'dür. 2,25 dediğimiz 225 bölü 100'dür. Yukarıdaki 2 bölü 10'un parantez karesi. 13 bölü 10'un parantez karesi. 15 bölü 10'un parantez karesi. Kare ile kare kök, kare ile kare kök, kare ile kare kök gitti. Mutlak 2 bölü 10 mutlak 13 bölü 10, mutlak 15 bölü 10. Hepsi pozitif olduğundan aynen çıkar. 2 bölü 10, 13 bölü 10 daha, 15 bölü 10, bölü 15 bölü 10. Aynı şeyi aynı şeye böldüğünüzde cevabımız 1 gelir arkadaşlarım. 26. örnek demiş ki karekök 48 artı karekök 27 çarpı karekök 147 eksi karekök 75. 48 dediğin sayıyı 16 çarpı 3 diye yazarsan 16 kökten 4 diye çıkar kök 3 kalır. 27 dediğin sayıyı 9 çarpı 3 yazarsan 9 kare kökten 3 diye kök 3 kalır. 147 dediğin sayıyı 49 çarpı 3 yazarsan 49 7 diye çıkar kök 3 kalır. 75 dediğin sayıyı 25 çarpı 3 diye yazarsan 25 5 diye çıkar kök 3 kalır. O zaman 4 kök 3 artı 3 kök 3'ten sol tarafım 7 kök 3. Sağ tarafım 7 kök 3 eksi 5 kök 3'ten 2 kök 3 gelir. 2 tane köklü sayıyı çarparken sabit sayıları kendi arasına çarparsanız 7 kere 2 14. Kök 3 çarpı kök 3. Kök 9 yani 3'tür arkadaşlar. O halde benden istediği cevap 42 gelmiş olur. Evet bir sonraki örneğim 4.5'un kare kökü artı 2,7'nin kare kökü bölü kök 2 artı 1,2'nin kare kökü. Şimdi 4.5'un kare kökü demek arkadaşlar 45 bölü 10 artı 27 bölü 10 bölü kök 2 artı 12 bölü 10. 45 dediğiniz sayı 9 çarpı 5. Hatta sadeleştirirseniz arkadaşlar bunu ikisini de 5'e böldüğünüzde kök 9 bölü 2 dersiniz. Burada da ikisini de 27 ile 11'i 3'ün 3. kuvveti, 2'nin 5. kuvveti değiştiremezsin. Bölü kök 2 artı ikisini de 2'ye bölersen 6 bölü 5. Bu arkadaşlar 3 diye çıktı kök 2. Bu biliyorsunuz 9 çarpı 3 olduğu için 3 kök 3 bölü kök 2 çarpı kök 5 bölü kök 2 artı kök 6 bölü kök 5. Şimdi arkadaşlar bunun paydasında kök 2 var. Demek ki ben bunu kök 5 ile genişletirsem eğer 3 kök 5 artı 3 kök 3 bölü kök 10 bölü kök 5 ile genişletirsem kök 10 artı kök 6 bölü kök 5 gelir. Yukarısına 3 parantezini aldım. Kök 5 artı kök 3. Kök 10 bölü kök 10 ve kök 6'da ikisinde de kök 2 ortak olduğundan kök 2 parantezinde kök 5 artı kök 3 bölü kök 5. Birinci aynen kalır. Rasyonel sayılarda bölme işleminde. İkincisi ters çevrilir çarpılır. O zaman arkadaşlar kök 5 artı kök 3 ile kök 5 artı kök 3 gitti. Payda da rasyonel ifade olsun diye ile çarpıp kök 2 ile çarparım. 3 kök 10 bölü 20 benden istediği cevap olmuş olur diyoruz. Şimdi paydayı rasyonel yapma demişken size bir paydayı rasyonel yapma anlatmak istiyorum. Paydayı rasyonel yapma kesirli ifadelerde paydayı kökten kurtarmak demektir. Bu işlemi yaparken paydanın eşleniği ile pay ve payda çarpılır. Şimdi ilkinde 1 bölü kök a demiş. Kökün içinde a varsa yanına bir tane daha a çarpanı gelirse kök a kareden a çıkacaktır. O halde paydayı kök a ile çarptığımda benden istediği ifadeye yani kök a bölü a'ya ulaşmış oluyorum. İkinci örneğim 1 bölü kök a eksi kök b derse paydanın eşleniği aradaki eksinin artı yazılmış halidir. Yani kök a artı kök b'dir. O halde benden istediği kök a artı kök b bölü a eksi b olur. Burada kök a artı kök b verseydi de tam tersi olan kök a eksi kök b ile çarpacaktım arkadaşlar. Evet bunlarla ilgili örneklerimi yapmaya başlayalım. Demiş ki 6 bölü kök 2. 6 bölü kök 2'nin paydasını eşleniği olan kök 2 ile çarparım. 6 kök 2 bölü 2'den benden istediği cevabı 3 kök 2 bulmuş olurum arkadaşlarım. Bir sonraki örneğim 1 bölü kök 3 eksi kök 2. Yani aradaki eksinin artılısı. O halde kök 3 artı kök 2 ile çarpayım. Kök 3 artı kök 2 bölü birincinin karesi 3 eksi ikincinin karesi 2. Iki. Benim cevabım kök 3 artı kök 2 gelmiş olur. Bir sonraki örneğim 2 bölü kök 3 eksi 1. O halde paydanın eşleniği yani kök 3 artı 1 ile çarpıyorum. 2 kök 3 artı 1 bir bölü birincinin karesi 3 eksi ikincinin karesi 1 2 kök 3 artı 1 bölü 2 iki, 2'ler gitti benden istediği cevap kök 3 artı 1 gelmiş oldu arkadaşlarım evet paydayı rasyonel yapmayla ilgili örneklerime devam ediyorum 3 bölü kök 5 eksi kök 2 eksi kök 5. Paydası rasyonel olan ifade bunun artıyla çarpılmış haliyle oluşur. O halde 3 çarpı kök 5 artı kök 2 bölü birincinin karesi 5 eksi ikincinin karesi 2 iki, eksi kök 5. 3 ile 3 gitti. Yukarıda kök 5 artı kök 2 geldi. Eksi kök 5 ile gider ve benden istediği cevap kök 2 gelmiş olur arkadaşlarım. 32. örneğim 1 bölü 2 artı kök 3 artı 3 bölü kök 3 nedir? Birincinin paydasını rasyonel yapmak için eşleniğiyle çarpıyorum. Bu da 2 eksi kök 3'tür. İkincisinin paydasını rasyonel yapmak için kök 3 ile çarpıyorum. 2 eksi kök 3 bölü 4 eksi 3 artı 3 kök 3 bölü 3. 3'ler gitti. Burası zaten 1. Bir. bir sayıyı 1'e bölersen yine kendisi olur. 2 eksi kök 3 artı kök 3'ten benden istediği ifade 2'dir diyeceksiniz arkadaşlarım. Evet bir sonraki sorum 4 bölü 3 eksi kök 5 artı 4 bölü 3 artı kök 5. Birincinin paydasını rasyonel yapmak için 3 artı kök 5 ile genişletiyorum. İkincinin paydasını rasyonel yapmak için 3 eksi kök 5 ile genişletiyorum. O halde 4 çarpı 3 artı kök 5 bölü birincinin karesi 9 eksi ikincinin karesi 5 artı 4 çarpı 3 eksi kök 5 bölü birincinin karesi 9 eksi ikincinin karesi 5 12 artı 4 kök 5 bölü 4 artı 12 eksi 4 kök 5 bölü 4. Paydalar aynı olduğu için pay kısımlarını topluyorum. Ve arkadaşlarım artı 4 kök 5 ile eksi 4 kök 5 birbirini götürüyor. 24 bölü 4'ten benden istediği ifade 6 çıkmış oluyor. 34. örneğim 1 bölü kök 5 eksi 2 eksi 5 bölü kök 5. Birinci ifadeyi yani kök 5 eksi 2'yi rasyonel yapmak için ile çarpıyorum ve kök 5 artı 2 iki yazıyorum. İkincinin eşleniği de kök 5. 1 ile kök 5 artı 2'yi çarpıyorum. Kök 5 artı 2 bölü 5 eksi 4 eksi 5 kök 5 bölü 5. Burası 1. Her sayının 1'e bölümü kendisidir kök 5 artı 2 5 ile 5 sadeleşti eksi kök 5 eksi kök 5 ile artı kök 5 gitti ve cevabım 2 gelmiş oldu arkadaşlarım evet bir sonraki örneğim 3 eksi kök 3 bölü kök 3 eksi 1. Şimdi arkadaşlarım benim yukarıdaki ifadeye dikkatli bir şekilde bakmam lazım. 3 dediğin ifade kök 3 çarpı kök 3 eksi 1 çarpı kök 3 bölü kök 3 eksi 1. Şimdi burada kök 3'ler ortak olduğundan kök 3 parantezinde kök 3 eksi 1 bölü kök 3 eksi 1 gittiler ve benden istediği cevap kök 3 geldi diyorum. Bir sonraki örneğin kök 3 eksi 1 bölü kök 2 artı 1 a ise kök 3 artı 1 bölü kök 2 eksi 1 ifadesinin a cinsinden eşiti. Dikkatli bakacak olursak paylardakiler birbirinin eşleniği. Paydalardakiler birbirinin eşleniğidir. O halde ben istediği diğer ifadeye B diyecek olursam kök 3 eksi 1 çarpı kök 3 artı 1 bölü kök 2 artı 1 çarpı kök 2 eksi 1 yani a çarpı b'ye ulaşmış oluyorum. Birincinin karesi 3. İkincinin karesi 1. Birincinin karesi 2. ikincinin karesi 1. a çarpı b. 2 eşittir a çarpı b. b değerim 2 bölü a gelmiş olur arkadaşlarım. Bir sonraki köklü sayı videosunda a artı eksi 2 kök b'nin kare kökü biçimindeki ÖSYM'nin çok sorduğu tip sorularla ifadelerle devam edeceğim. Şimdilik kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın.